zehirli. En basit anlamda yosun midye gibi teknenin altına yapışması muhtemel canlıları uzak tutmak için yapılan bir işlemdir. Tekne birkaç hücreli canlılar teknenin altında jelimsi bir yapı oluşturabilir. Bu teknenin manevra kabiliyetini azaltır, karineye zarar verir, yakıt tüketimini arttırır. Gerekli koruma yapılmadığı takdirde bu canlılar 2-3 hafta içinde teknenin altını tamamen kaplar. Şimdi zehirli sürecini hep beraber gözden geçirelim. Bu süreç teknenin ilk etapta karaya alınması, alt temizliği, zımparası, astarı ve zehirli uygulaması, akabinde de teknenin tekrardan suya atılması şeklinde süreç tamamlanır. Bu süreç tekne sahipleri tarafından, eğer ilgileri varsa kendileri tarafından da yapılabilir. 2 yıllık garanti süreci boyunca bunu teknik servislere yapılmasını tavsiye ediyoruz. İşe başlamadan evvel malzemelerinizi planlayın. Bunlar tulumunuz, giyeceğiniz tulumunuz, maskeleme ekipmanınız, zımpara ve rulodur. Temizlik ve zımpara işlemi basit gibi görünebilir ama ustalık ister. İlk etapta tatlı ve tazikli suyla teknenin altı komple yıkanır. Sonra sulu zımparayla altı komple kazınır. Bu işlem tekne karaya kaldırılır kaldırmaz hemen yapılması gerekir. Eğer zaman bırakılırsa bunun altındaki sertleşir ve bu kazıma işlemi daha da zorlaşır. Temizlik yapıldıktan sonra zehirli boya uygulamasından önce zehirli boyanın taşmaması için mavi bant çekilir. Biz 2 kat astar, 3 kat zehirli uygulaması yapıyoruz. Katlar arasında da hava sıcaklığına ve sezona bağlı olarak da 4 ila 8 saatlik bir kuruma zamanı bırakıyoruz. Astar uygulamasından sonra zehirli uygulamasına geçiyoruz. Zehirli boyayı ince bir çubuk veya bir ahşapla iyice karıştırıyoruz ta ki homojen olana kadar. Sonrasında yumuşak rulo fırça yardımıyla zehirli boyayı teknenin karinasına uyguluyoruz. Toplam 3 kat uyguluyoruz. 1 katta rulo fırça 40 mikron, 3 katta 120 mikron bir kalınlık verir. Katlar arasında da daha önce söylediğimiz gibi 4 ila 8 saatlik bekleme zamanlarını da uyguluyoruz. Toplamda vermiş olduğumuz 3 katlık bir uygulama teknenizin 1 yıllık korumasını sağlamak için yeterli. Zehirli boya yapıldıktan sonra ve tekneniz kuruduktan sonra tekneyi denize atıyoruz. Teknenin uzun süre karada kalması zehirli boyanın özelliğini azaltacaktır. Uygulama kitapçığındaki talimatlara uymanızı tavsiye ederiz.